En zorlu mecra ama en heyecanlı macera. Tucson'la bugün merdiven tırmanacağız, merdiven çıkacağız. Şu anda zaten merdivenlerin hemen başındayız ki zaten 4x4'lerin en zorlu parkuru da merdivenlerdir. Biz bugün Tucson'la bu merdivenleri çıkabilir miyiz? Tabii ki de çıkarız. Ya Tucson'a güveniyor muyuz? Tabii ki de güveniyoruz. Ama biz bugün bu merdivenleri, yani Tucson'la bu merdivenleri çıkmayacağız. Bundan daha güzel bir merdivenden çıkacağız. Çünkü bu merdivenleri profesyonel ekip ekipmanlar ve profesyonel pilotlar yardımıyla Tucson ancak öyle çıkabilirdi. Biz şimdi asıl maceranın geçtiği yer ve bu merdivenlerden daha güzel olan merdivenlere şimdi Sefa abiyle beraber geçiyoruz. Daha güzel derken daha uygun değil mi? Tabii bizim için Kamertub'a göre daha uygun ama yine heyecanından hiçbir şey kaybetmeyen merdivenler. Herkese merhaba, ben Kamertub'dan Yusuf Siyah. Bugün maceramızın mecrası Samsun Spor Stadyumu'nun içi. Yeşil saha değil ama taraftarın maça girerken kullandığı kapıların hemen önündeyiz. Neden buradayız? Biz 2-3 günden beri Samsun'da Tucson'la beraber inebileceğimiz, otomobile zarar vermeden çıkabileceğimiz, inebileceğimiz bir merdiven aradık ama bulamadık. Bulduğumuz merdivenler ya çok dikti ya da çok basamaklıydı. Bundan dolayı şu Kamer Plaza'nın zaten güzergahı da burası. Geçerken Sefa abiyle beraber stadyumun önündeki 4-5 basamaklı merdivenler dikkatimizi çekti. Hem 4-5 basamaklı hem de aralarında mesafe de var. Şimdi o merdivenlerin başına geçeceğiz. Tucson'la beraber orayı bir inme çıkma macerasına gireceğiz. Umarım otomobile bir zararımız olmaz. Dışarıdan baktığınız zaman da zaten birazdan da göreceksiniz. Otomobil hem zarar vermez hem de sadece Tucson değil herhangi bir SUV araç da burayı çok rahatlıkla çıkabilir ve inebilir. Yusuf, ben sana söylemeden bir sürpriz hazırladım. Ne gibi bir sürpriz abi? O merdivenleri zaten çıkabileceğine inanıyoruz. Yani. Seyircilerimiz de izleyicilerimiz gördüğü zaman evet, anlayacaklar. Bu işi bir iddiaya, bir challenge'a dönüştürme sürprizi. Bu ne zaman aklına geldi abi? Şimdi yani, mi? Merdivenleri görüp de buradan kaç dakikada inip çıkabilirsin diye senden bir süre alacağım. Tamam. Sonra iddiam o değil ama. İddiam var. Oo. Sen dua ve temenni kısmını atladığın zaman söyleyeceğim. Geçtiği zaman söyleyeceğim. Peki. O zaman videolarımızı beğenen, paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun, gönlündeki marka ve model olsun ve tabii ki de Kamer Plaza olsun diyoruz ve Tucson'la beraber merdivenlere geçiyoruz. Evet, bulduğumuz merdiven burası. Gördüğünüz gibi geniş, ferah ve ideal diyebiliriz. Şu arkamda görmüş olduğunuz merdivenler de var. Çok dik orası. Yani orası 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı ama biraz dik. Şöyle de yapabiliriz. Biz şimdi burada deneyeceğiz ama illa orada deneyin derseniz bir videoda orası için planlayabiliriz. Tucson'u yormadan. Senden bu görevi zorlaştırmanı, bu macerayı izlemeye değer kılmanı istiyoruz. Evet. Stadyumun yanındayız. Bir futbol karşılaşması 90 dakikadır. Biz Tucson'la burayı 90 saniyede ben bu merdivenleri çıkacağım, döneceğim ve tekrardan aynı merdivenleri şuradan, bu sefer bir merdiven daha kaldırım daha uzamış oluyor. Buradan 90 saniyede çıkıp ve inebilirim diye düşünüyorum. O zaman sürpriz challenge geliyor Yusuf. Hadi bakalım, bismillah. Elinde dolu bir kahve bardağıyla yapacaksın bunu, dökmeden. Kahve bardağıyla? Evet. Bizim kahve. Bizim kahve Yusuf. Abi biz onu çekimden sonra içeriz diye düşünmüştük. Bu sefer bu kahve daha keyifli olur. O şekilde yaparsak. Hatta eğer sen kahveyi dökmezsen bir iddialaşalım. Sen kaybedersen sen izleyicilerimize bir hediye gönder. Tamam. Bir oran koyalım, bir adını koyalım. Peki. Sen kazanırsan, bu görevin hakkını verirsen, kahveyi dökmeden, süreyi aşmadan, kahve taşmadan, süre aşmadan, sen bu macerayı tamamlarsan izleyicimize ya da izleyicilerimize evet, o sürpriz hediyeyi de ben göndereyim. Tamam. O zaman bir yorumlarla yapalım bunu. İlk yoruma, ilk yorum yapana, daha sonra
55. yoruma, stadyumun yanında olduğumuz için bir 55 güzellemesi de yapmak istedim. 55. yoruma ve 3. yorumda şöyle olsun. En çok beğeni alan yorum abi. Olur mu? Olur. Çok da güzel olur. Aynen öyle. 3 izleyicimize sürpriz hediyemiz var. Aynen öyle. Tekrar edeyim mi? Evet, sana zahmet. İlk yoruma, 55. yoruma ve en çok beğeni alan yoruma. 3 tane hediye gönderdim. Aynen öyle. Ben buraya çıkarsam, biraz önce belirttiğimiz şartlarda sen hediye ediyorsun ama ben sen çıkamazsam da ben hediye edeceğim. Yani süreyi aşmadan, bardağı taşırmadan çıkarsam kahveyi dökmeden. Aynen. Tamam. Tamam Yusuf, bence güzel bir challenge olacak. Ben de burada tek güvencem, inan bana, Tucson. Ya, Tucson'a güvenerekten böyle bir topa girdim şu anda. Kahvemizin normalde şu yeterli mi? Şu an burada yok ama kahvenin sahibine teşekkür ederim. Evet, Ahmet Serhat Bey'e de kahve için çok teşekkür ederiz. Bizi kahve... Şu bence ideal. Su böyle mantıklı bir dudak payı bırakalım. Mantıklı mı? Tamam. Şu. Evet. Tamamdır. Çok oldu abi. Ben bunu kamera arkasında bir iki yudum alırım. Evet. Neden önemli? Çünkü Tucson Elite Plus donanımı videsleri tuşlu olduğu için sağ elim tam tuşların önüne denk geliyor. Yani üstüne denk geliyor. Olur da dökeriz ki tuşlara kahve gider. Otomobil bir servise gitmek durumunda kalmasın. Ben sol elimle tutacağım. Sağ elimle de direksiyonu tutacağım. Abi kayıtta mısın? Tamam. Şu an otomobile bindim. Şimdi sol elim şöyle dışarıda dursun, olur mu? Dışarıda dursun ki kolum uzun, eklemlerimi çok rahat kullanamıyorum ve bu bence zorluğu daha da arttırdı. Haydi bakalım. Bir damla gitti. Evet. Abi, şu anda elim biraz ıslak. Tamam. Ya çıkarken arka tekerleri hesaba katamadım ben. Ondan dolayı kaldırıma vurunca kahveyi öyle döktüm biraz. Şimdi inişimi gerçekleştiriyorum. Yine arka tekerin azizliğine uğradık. Evet. Abi inmeden istiyorsan kahveyi de bir göstereyim. Şuralardan zaten döküldü, çok belli. Bence 3 yudum dökülmüş be. 3 yudum. 90 dakikada. 90 dakika değil. Pardon, özür dilerim. 90 saniyede elinde bir kahve bardağıyla, özellikle dışarıda olması benim işimi daha da zorlaştırdı. İçeride olsaydı en azından sallanmasına baka baka otomobili ayarlayabilirdim. Burayı 90 saniyede çıkıp İnebilen takipçilerimizi de kamer showroomlarına bekliyoruz. Kamer top ayrıcalığıyla bu testi yaptırabilir miyiz abi? Yaptırabiliriz diye düşünüyorum. Umarım, yani yönetimden izin alırsak tabii ki de yaptırabiliriz. Abi merdiveni güzel bir iddiayla kapattık ama şöyle de bir mail var burada. Sonuna burayı da çıkalım mı, deneyelim bir de kahvemiz soğumadan. Bir daha mı iddialaşalım Yusuf? Abi buraya iddia ben girmem. Şimdi orada zaten kaybettik, bir daha burada kaybetmeyelim. Buranın eğimi de şöyle koyduğumuz zaman, yani eğimini göstermek için iyi bir eğim var burada.
Son buraya çıkar mı? Çıkar ama biraz sürücüye de bağlı çıkması. Çünkü biraz hızını ve süratını burada iyi ayarlaması gerekiyor. Otomobile de zarar vermeden. Bir deneyelim mi abi hazır buraya gelmişken? Tamam. Tamamdır. Bir daha deneme hakkım var bence. Bir sefer daha denemek istiyorum. Bence çıkar mı çıkmaz mı tartışmaları artık bu mecra maceran bu bölümüyle sonlanabilir. Tamam, Tucson şehir içi SUV deniliyor. Ama benim şöyle bir yorumum var. Bence hiçbir sürücüsünü engebeli arazilerde, yani off-road arazisinde mahcup etmeyecek bir SUV. Videomuzun sonuna geldik. Ama sonuna gelirken de şunu söylemek istiyorum tekrardan. Bu videonun altına gelen ilk yoruma ve 55. yoruma ve en çok beğeni alan yoruma sürpriz bir Kamertub hediyesi var. Hediyeleri var diyelim bence. Çünkü bir tane hediyemiz yok. Birden fazla hediyelerimiz olacak. Bir sonraki mecra macera... Şunu da ekleyelim. Challenge'ı kaybeden birisi olarak sen veriyorsun. Evet. Challenge'ı ben kaybettim. Hani zaman anlamında çıkmış olabilirim ama kahveyi döktüm. Ve bir sonraki mecra macera bölümünde kazanan 3 takipçimizi ve hediyelerini yayında göstermiş olacağız. Ve onlara da hediyelerini göndermiş olacağız. Mecra maceranın biraz gerilimli, biraz da heyecanlı bölümünün sonuna geldik. Videolarımızı beğenen, paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobil olsun, gönlündeki marka ve model olsun ve tabii ki de Kamer Plaza'da olsun diyoruz. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın ve tabii ki de Kamer'le kalın. Son bu merdivenleri çıkar mı? Nasıl çıkar? Şuradaki boşluğu otomobilin ortasına versek, sağ teker şu merdivende, sol teker şu merdivende dümdüz süratli bir şekilde çıkılır ama hemen ileride ikinci bir direk var. Orada otomobili sol tarafa almak gerekiyor. Anca öyle çıkar. Çıkarsa da abi teker havada. Bir dakika, tamamen havada mı? Tamamen havada şu an. Son şaha kalkmış biraz da. Çok iyi. Yani güç bunda da değil şu anda. Yani şu an çıkmaya çalışsa bu teker boşa dönecek sanırım. Boşa patik çekecek. Ama son buraya çıkar. Ama nasıl çıkar? Dediğimiz gibi profesyonel ekip ekipman ve cidden bu işi bilen profesyonel pilotlarla anca çıkar. Benim gözüm kesmedi şu anda.